Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Analizle alakalı bilgilere geçmeden önce şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Birkaç gündür rahatsızım. Bu sebeple bir iki kere videolarımı maalesef ihmal ettik. Bu konuda kusura bakmayın. Henüz tam iyileşmiş değilim. Ama gene de analizimizi yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Ege Endüstri incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Her zamanki şekilde. Şimdi isterseniz şurada yasal uyarımıza bakalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alanınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Dedikten sonra arkadaşlar şimdi şirketin faaliyet alanına vesaire kısaca bir göz atalım. Şirketin ana faaliyet konuları kara taşıt araçlarında kullanılan parça ve komponentlerin imali, dahili ticareti, ihracat ve ithalatını yapmaktır. Şimdi arkadaşlar, şuradan gene maalesef parçalı inceleme yapacağız. Hangisiydi? Evet, şuradan bir bakalım. Şirketin kodu vesaire burada yer alıyor. Ege Endüstri. Ticker deniyor, İngilizcesi ticker. Kodu Ege Endüstri arkadaşlar. Kapanış fiyatı 1467 lira. FK'sı 17,5. Normalde 10 ve altında olduğunda FK, hisse senedi ucuzdur denir. Sektörle de karşılaştırılır arkadaşlar. Bunun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Evet, ucuzdur denir. Sektörle de karşılaştırılır. Bulunduğumuz dönem itibariyle FK 20'ye kadar makul kabul edilebilir. 17,5 kabul edilebilirdir değer. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kâra baktığımızda bu değer de 22,6 olarak gerçekleşmiş. Bu da normalde 10 ve altında olması onun kabul edilir. Bulunduğumuz dönem itibariyle 14-15'e kadar makul görülebilir. Bu haliyle biraz yüksek arkadaşlar. Firma değeri bölü satışlara baktığımızda 8,3 olarak gerçekleşmiş. Yani satışlar firma değerinin 8,9'da 1'iymiş. Bu yüksek bir değer arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 6,5 olmuş. Bu da gene yüksek. Şöyle yüksek. Normalde PDD'nin 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Bulunduğumuz dönem itibariyle 2'ye kadar makul karşılanabilir. Tabii şu da var arkadaşlar. Yani gelecek dönemlerde şirket nasıl bir performans sergileyecek, nasıl veriler elde edecek, mali verilerin ne şekilde olacak bu önemli. Çünkü onun sonucunda bu değerler düşme eğiliminde olabilir. Ya da böyle şişkin olmasına rağmen sürekli fiyat artabilir. Karlılığı yüksekse, satışları artıyorsa, verimliliği yüksekse vesaire. Son dönem verisi 2020 4. çeyrek verisi varmış elde. Şimdi hızlıca şuradan devam edelim. Dahil olduğu sektör otomotiv yan sanayi. Dahil olduğu endeksler arkadaşlar BIST 100, BIST 50 ikisine de dahil. BIST tümde de yer alıyor. Ayrıca Yıldız ve Temettü endeksinde de var dedikten sonra ödenmiş sermayesi 3 milyar 150 milyon. Halka açıklık oranı %34'müş. Şimdi bunlardan sonra şunlara bakalım. Fiyat var 1 milyar 467 milyon dedik. Halka açıklık %34. Yıllık değişim %183,85. Yani fiyat 10 liraysa 28 lira 38,5 kuruşa çıkmış. RSI 40,87. Bunları birazdan inceleyeceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı %38,79'muş. Fena bir değer değil arkadaşlar. Bunun dışında fiyat performansına baktığımızda son bir haftada hisse senedi %8,92 değer kaybetmiş. Bir ayda %2,12 değer kaybetmiş. 3 aylık performans %12,93'müş. Son 6 ayda %101,93. Yani bu ciddi bir artış arkadaşlar. Yani hani son 3 aydır iyi performans sergilemiyor ama 6 ayda %101, 2'ye katlamış. Gayet iyi. Son 1 yıllıkta da %183,85 getiri sağlamış. Bu şu demek, neredeyse yatırılan paranın 2 katı kadar getiri sağlamış. Göreceli endekse baktığımızda da şu arkadaşlar, hani BIST 100'le karşılaştırmış hali. Bu negatifse BIST 100 daha iyi performans sergilemiş. Pozitifse Egen daha iyi performans sergilemiş. Haftalık ve 3 aylıkta Borsa İstanbul daha iyi bir performans sergilemiş. Aylık, 6 aylık ve yıllıkta ise Egen'cisi daha iyi bir performans sergilemiş. Şurada performans grafiği var. Bakın aralık gitgide artmış. Üst taraftaki mavi olan Egen'cisinin alttaki BIST 100'ün verileri arkadaşlar bu şekilde. Bunun dışında evet piyasa değeri az önce de dedik. 4 milyar 621 milyon 50 binmiş. Geçiyorum bazılarını hızlıca. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. FK'dan
bahsettik. 17.52 ile 20'nin altında çok sıkıntı değil. PDD'si 6,51. İşte bu arkadaşlar yüksek olduğunu söyledik. 2'ye kadar hadi makul kabul edilebilir ama 6,51 fazla. Hakeza firma değeri bölü fabrikte 22,56'ymış. Bu da biraz daha şişkince. Bunun dışında hisse verimi vesaire bunlara bakacağız. Daha başka söyleyebileceğimiz ne var? Burada arkadaşlar evet finansallarına geldik. Hızlıca bir bakalım. Burada net satışlar çeyrekler itibariyle. Şurada da yıllıklandırılmış satışlar var. Net kar çeyrekler itibariyle bakın ilk çeyrek 200 milyonmuş. Sonra sert düşmüş 72 milyon. Pandeminin artık iyice palazlandığı dönem. Sonra 140 milyona çıkmış. Sonra 173 milyona çıkmış. Yıllık bazda bakacak olsak 2020-12 ile 2019-12'ye baktığımızda yıllık karşılaştırma yapabiliriz. O da ne olmuş? 684 milyondan 509 milyona gerilemiş. Yaklaşık 180 milyon, 175 milyon bir gerileme söz konusu. Fabrik artmış. 39,02'den 74,34 milyona çıkmış. Yıllık, tabii bu pardon arkadaşlar çeyreklik bazda yıllık şuraya bakacağız. Düşmüş. Yani 2019 sonunda 239 milyonmuş. 2020 sonunda 186 milyona gerilemiş. Net finansal gelirler ona da yıllık bazda baktığımızda 22 milyondan 63 milyona çıktığını görüyoruz. Bu artı olduğu için gelir arkadaşlar pozitif. Gelirler giderlerden fazla diyebiliriz. Net kâra bakalım. 2019'da 47.78 milyonken 2020'de 58.5 milyona çıkmış. Yani yaklaşık 10 milyonluk bir artış. %20'den fazla bir artış demek. Bu gayet iyi. Arkadaşlar çok fazla vaktinizi almak için bakmıyorum ama burada çeyreklik veriler, yıllık veriler hepsi tek tek var. Geriye dönük 2017'ye doğru. Brüt kâr marjına yıllık bakalım artık. %39,92'den %41,69'a çıkmış. Bu gayet iyi. Faaliyet giderleri marjı daha kısmi artış olmuş. Yani nasıl 6,65'ten %7,76'ya %1'lik bir artış var. Fabrik marjı ne olmuş ona bakalım. Şurada yıllıklandırılmışlara bakıyoruz biliyorsunuz. %34,94'ten %36,59'a çıkmış artmış. Net kar marjı ne olmuş? Son olarak da ona bakalım. 2019 sonunda %37,65'ken 2020 sonunda %51,71'e çıkmış. Yani %13'lük bir artış. %35'e falan tekabül ediyor bir artış. Oranlarına kısmi bakmıştık. Şimdi tekrar bakalım. Şöyle ki arkadaşlar 2020'de son PK'sı 21,14'e çıktığını görüyoruz. 2019'da 7,10'muş. Epeyce bir artmış. Burada pardon arkadaşlar bu 4. çeyrek itibariyle bu sene çeyrek itibariyle. Bunlara hızlıca bakıp geçelim isterseniz. Temettü verimi vesaire vesaire. Hisse başı kar ne kadarmış? 18,57'ye gerilemiş. Bunları söyledik. Şimdi bununla iktifa edelim. Şuradan nereye geçelim? Evet. Şu şirket künyesine vesaire bakalım. İş Bankası tarafından da. İş Yatırım daha doğrusu İş Bankası. Yanlış söyledim. Faaliyet alanı kara taşıt araçlarında kullanılan parça ve komponentlerin imali, dahil ticareti, ihracat ve ithaliymiş. Ünvan Ege Endüstri söyledik zaten. BIST 100'de yer alıyor. BIST 50'de yer alıyor. BIST 30'da yer almıyor. Şimdi şu ortaklık yapısına bakalım. Ege Endüstri Holding %63,63'üne sahip. Diğer kısmı %36,37. Bunun da %34'ü borsada işlem görüyordu biliyorsunuz. Az önce bahsettik. Onun dışında ne söyleyeceğiz? Bakalım şurada oranlar var. Oranlardan bahsettik zaten. Şu haftalık grafik düşen bir trend var gördüğünüz gibi. Yani günlükte ise bir yükselmiş sonra tekrar düşüş başlamış. Bunları geçelim. Şurada hızlıca son çeyrek verilerini, bilançosunun analizini yapıp grafiğimize geçeceğiz artık arkadaşlar. Burada söyleyebileceğimiz evet. Ben bunları yıllıklandırılmış olarak ayarladım arkadaşlar. Konsolide yani 2017 yıl sonu, 2018 yıl sonu, 2019 yıl sonu, 2020 yıl sonu şeklinde. Dönem varlıklar giderek artmış. Biz sadece son iki çeyreği, son iki yılı karşılaştıracağız ama şu trendi de görmek açısından artmış azalmış belirtmeye çalışacağım. 523 milyondan 802 milyona çıkmış. Yaklaşık 300 milyonluk bir artış. Bu da yaklaşık %60'lık bir artış demek arkadaşlar. Nakit ve nakit benzeri 240 milyondan o da bakalım.
Şurada bir gerilemiş sonra artmış. Yani genel itibariyle yükseliş trendi diyebiliriz. 240 milyondan 449 milyona çıkmış. 210 milyonluk bir artış. Bu da yani yaklaşık %90'lık bir artış demek. Gayet iyi. Finansal yatırımlar 54 milyondan 77 milyona çıkmış. 23 milyonluk bir artış. O da yaklaşık %50'lik bir artış demek arkadaşlar. Şimdi biraz daha hızlandıralım olayları. Stoklar bir miktar gerilemiş. Yıllar itibariyle. Şurada duran varlıkları baktığımızda az önce dönem varlıkları inceliyorduk. Yıllar itibariyle o da artmış. Şurada 225 milyondan 249 milyona çıkmış. 2019'dan 2020'ye. 24 milyonluk bir artış. %10'dan biraz fazlaca bir artış kaydetmiş. Bu da bu şekilde. Daha başka öz kaynaklar yöntemiyle değerlenen yatırımlar. Yani yatırımlar arkadaşlar 131 milyondan 155 milyona çıkmış. 25 milyonluk bir artış. Bu da yaklaşık ne yapar? 5'te 6'da bir yaklaşık %17-%18'lik bir artış demek. Yıllar itibariyle de arttığını görebiliyoruz. Toplam varlıklara bakalım. Yıllar itibariyle o da artmış. 2019-2020'yi karşılaştırdığımızda 750 milyondan 1 milyar 50 milyona çıkmış. 300 milyonluk bir artış. Bu da %60'lık yaklaşık bir artış demek. Gayet iyi arkadaşlar. Bunun dışında söyleyebileceğimiz neler var? Öz kaynaklarında bir miktar arttığını görüyoruz. 650 milyondan 710 milyona %10'luk bir artış sergilemiş. Evet, kar kalemlerine bakalım. Dönem net kar zararı 257 milyondan 263 milyona çıkmış. 6-7 milyonluk bir artış. Bu çok kısmi bir artış arkadaşlar. %3 bile tam etmiyor. Öyle bir artış. Daha başka. Evet, gelir kalemlerine baktığımızda satış gelirleri gerilemiş. 684 milyondan 509 milyona düşmüş. 180 milyonluk bir düşüş. Bu da yaklaşık 125 %30'luk bir düşüş demek. Kalemleri hızlıca geçelim. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Normalde 2019'a kadar artmış. Bakın 345, 586, 684 sonra bir miktar gerilediğini görüyoruz. Brüt kar zarar yıllar itibariyle sürekli artmış, yine 3 yıl boyunca son yıl düşmüş. Yani 2020'de bir gerileme var. 273 milyondan 212 milyona 60 milyonluk bir düşüş. Bu da yaklaşık ne yapar? %2 şey %20 %30'luk bir düşüş yapar arkadaşlar. Faaliyet kârı zararı bu önemli. Yani asıl yapmış olduğu işten kazancı ya da kaybı ne, buna bakıyoruz. Bakın çok güzel artıyormuş. 124 252 iki katına çıkmış. Sonra bir miktar gerilemiş. 10 milyon. O da yani ne kadar yapar? %10 bile yapmıyor. Sonra biraz daha sert gerilemiş. 190 milyon. Yani 50 milyonluk bir gerileme var. O da %20-25 civarı bir gerileme. Faaliyet kârı. Net faaliyet kârı zararı da 227 milyondan 173 milyona gerilemiş. Gene 54-55 milyonluk bir artış. Bu da gene ne yapar? %20-25'lik bir azalma yapar arkadaşlar. Bunlar gerilemiş yani. Şimdi çok fazla da uzatmayalım. Dönem kâr, dönem zarar dediğimiz net kâr, net zarar. Bakın arkadaşlar. 2017, 18, 19, 20 verileri. 132, 347. Sonra bir miktar gerilemiş. 257. Bir miktar artmış 2020'de. Çok kısmi 6-7 milyonluk bir artış. Bu da gene %2, %3'lük bir artış demek genel itibariyle. Evet, bunlarla ittifa edelim arkadaşlar. Şimdi şurada grafiğimize geçelim. Evet. Şunları görünür kılalım. 22 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama. Biliyorsunuz burada yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde gidiyorduk. Şimdi aylık, haftalık, günlük olarak inceleyeceğiz. Matrix'te yapamıyoruz maalesef incelememizi. Aylık, evet arkadaşlar. Aylıkta şöyle bir durum olacak. Onu nasıl yapacağım bilemiyorum. Şöyle bir büyütelim bir miktar. Evet arkadaşlar. Genel itibariyle aylıkta bakın yükselmiş. Şurada gerilemiş. Şunu kaldıramıyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey yapacağım hiçbir fikrim yok. Evet bu şekilde birlikte kayıyor maalesef. Küçültmeye çalışsam ne olacak onu da bilmiyorum. Şöyle yaptığımda. Yani şunu kaydırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu benim görüntümü de. Onda bir sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Neyse devam edeceğim. Arkadaşlar grafikler bir miktar bozulmuş gözükecek. Yani şu logaritmiyi ayarlayamayacağım maalesef. Durdurmak da istemiyorum. Çünkü farklı bir program kullanıyorum. Biraz sıkıntı yaşıyorum dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar burada aylıkta baktığımızda genel itibariyle yükseliş trendi.
Sonra tam yükselmiş. Sonra hafif bir düşüş başlamış. Haftalığa gelin. Haftalıktaki durum bu şekilde. O gene benzer bir şekilde. Yükseliş, sert yükseliş. Sonra şurada hafif yataya bağlamış. Arkadaşlar bakın. Yani tam bir düşüş trendi. Burada yok. Şeyde olduğu gibi, yıllıkta olduğu gibi. Günlüğe geldiğimizde bu artık lineer ölçekte. O yüzden daha net, daha kolay bir yorum yapabileceğiz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir görünüm var. Nasıl? Evet. Şöyle ki arkadaşlar, bakın yükselmiş, şurada bir yataya bağlamış. Uzunca bir süredir yatayda gidiyor. Yani bunu hani biraz daha küçültüp şöyle de yapabiliriz. Mart'tan itibaren bakın yükselmiş. Şurada sert yükseliş, sonra yataya bağlamış. Şimdi küçültüyorum şöyle. Evet. Şimdi tekrar biz pardon, şurada aylığa dönelim. Aylığa döndük. Arkadaşlar yeşil çizgi 22 günlük hareketli ortalamayı, 50 kırmızı çizgi ise 50 günlük hareketli ortalama gösteriyor. Burada gün dememe bakmayın. Sürçülisan oluyor. Affedin. Aylık olduğunda bu aylar, yani 22 ayın ortalaması. Bu da daha doğrusu üstteki yeşil 22 ayın ortalaması. Bu kırmızı da 50 ayın ortalaması oluyor. Haftalıkta 22 hafta 50 hafta oluyor. Günlük de 22 gün 50 gün oluyor. Ben maalesef onlara bazen hepsine gün diyebiliyorum. Buna baktığımızda bakın arkadaşlar şurada ne güzel destek olarak çalışmış. Burada ikisi de yani 22 aylıkta 50 aylıkta destek görevi görmüş. Genel itibariyle böyle sıralamaya baktığımızda fiyat çizgisi üstte 22 aylık hareketli ortalama altında, 50 aylık hareketli ortalama daha da altta. Yani kısa vadeden uzun vadeye bir sıralama var. Aylık, 22 aylık, 50 aylık şeklinde bu olumlu pozitif bir sıralama arkadaşlar. Şurada o ekli değil ama onu da aslında ekleyebilirdik. Şöyle göstergeler diyelim, RSI diyelim. Göreceli günde evet, güç endeksini de eklemiş olsun. Şurada baktığımızda arkadaşlar 73,5'la aşırı alım bölgesinde. Yani şu an için 73,30'da 70 olan aşırı alım bölgesinin üzerinde aylık bazda baktığımızda. Şimdi bunu günlüğe şey pardon haftalığa çevirelim. Haftalıkta baktığımızda bakın şurada bu sefer 22 haftalık yeşil çizgi direnç olarak çalışmış. 50 haftalık yani kırmızı çizgi ise destek olarak çalışmış. Şuralarda benzer görünüm. 22 haftalık hareketli ortalama destek görevi görmüş. Şurada bakın artık 22 haftalık hareketli ortalamayı aşağı kırdığını görüyoruz. Yani hatta iki kere de altında kapanış gerçekleşmiş gibi. Ama 12 Nisan bu hafta. Yani bu tam hani hafta bitmediği için iki kere altında diyemeyiz henüz. Üstüne atarsa bu hafta bitimine doğru en kötü. Gene olumlu bir görünüm oluşacaktır. Bunun dışında söyleyebileceğimiz arkadaşlar olumsuz bir görüntü maalesef. Üstte 22 haftalık hareketli ortama. Altında fiyat çizgisi, onun altında 50 haftalık hareketli ortama. Yani tam olarak kısadan uzun vadeli sıralama yok. RSI'ye baktığımızda o da 53,11 ile çok daha makul seviyelerde. 70 olan aşırı alım bölgesinin altında, yani nötr bölgede arkadaşlar. Şimdi son olarak da günlüğe geçelim. Günlükte böyle bir görünüm var. Bakın şuralarda 22 günlük hareketli ortalama destek, 50 günlük hareketli ortalama direnç görevi görmüş. Şurada tekrar 22 günlük hareketli ortalama destek görevi görmüş. Sıralamaya baktığımızda bakın fiyat gelmiş ikisini de aşağı kırmış. Yani şu an 22 günlük hareketli ortalamayla 50 günlük hareketli ortalama çakışık vaziyette neredeyse. Altında da fiyat çizgisi var. Fiyatın kafayı kaldırıp üste çıkması lazım. Yani fiyat yukarı çıkınca istenen görünüm oluşacaktır. Görüntü oluşacaktır. Şurada RSI'ye baktığımızda 40,87 ile aşırı satış bölgesi olan 30 bölgesine çok yakın arkadaşlar. Yani şu an hala nötr bölgede ama yakın. Biliyorsunuz oralardan alış işte tepki alımları beklenebilir. Aşırı satım bölgelerinde de tepki satışları beklenebilir. Şimdi bunları söyledikten sonra şunu kaldırıyorum. Evet. Şunları da gizleyelim artık. Bunlarla işimiz kalmadı. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu bir bakalım. Arkadaşlar hızlıca bir bakacağız. Dediğim gibi logaritmik ölçeği açamadığım için tam bakmıyorum. Ama şurada yükseliş trendi, sonrasında hafif bir düşüş eğilimi olduğunu görebiliyoruz. Aylıkta bunu söyleyelim en azından. Genel hani orta uzun vade için görünüm bu şekilde. Şurada haftalığa bakalım. Haftalıkta da benzer bir durum. Bakın.
Şöyle hafiften gitgide yükselmiş. Şunu küçültürsek daha rahat göreceğiz. Evet, yani şu şekilde bir yükseliş var. Sonra sert yükseliş. Sonra bir yataya bağlama söz konusu arkadaşlar. Son olarak günlüğe gelip ayrıntılı bir inceleme yapıp anedezimizi burada noktalayacağız. Şöyle küçültüyorum. Şurada şunu yapınca ne göreceğiz? Evet, büyütemedik maalesef. Şu şekilde, evet, incelememizi yapalım. Bakın burası Mart dibi. Buradan itibaren aldığımızda bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendinden bahsetmek mümkün. Şunu biraz büyüteyim şöyle şuraya doğru. Bir kez daha büyütsem bakalım nasıl olacak. Evet, şurayı kaçırmak istemiyorum açıkçası. Şöyle, evet, elimle ayarlamış oldum. Tamam. Şimdi çizelim isterseniz. Şu arkadaşlar aldım şu dipten şu şekilde uzattım bakın. Şöyle şuraya değecek vaziyette. Evet. Şu şekilde şunu da düzeltelim. Şu dibi aldık gördüğünüz gibi. Şunu bir miktar indireceğim şimdi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Hatta isterseniz şunu bir miktar uzatalım ki birazdan çizeceğimiz çizgiler daha etkili olabilsin. Şu şekilde. Şimdi bunu klonla diyorum. Tekrar çiziyorum. Tabii şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Yükselmiş, sert yükselmiş. Şurada bir yataya bağlamış. Burayı ayrıntılı inceleyeceğiz. Şimdi sadece şunları bir genel itibariyle inceleyelim. Hepsini tek tek çizmeyeceğim. Bakın sadece ne kadar güzel oturduğunu görün. Şu şekilde bakın. Şurası bir, şurası iki. Burayı bir miktar daha şöyle çekebiliriz aşağı. Evet, şurası da 3. Bakın gelmiş kıramamış. Sonradan kırmayı başarmış. Şunu bir miktar daha şöyle küçültelim artık. Şunu bir daha klonla diyeceğim. Şu an destek direnç seviyelerini söylemedim henüz. Yani söylemem noktasında talepler geliyor. Bunları göz önünde bulunduracağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu bir daha bir klonla diyeceğim tekrar. Bakın şunu görmenizi istiyorum açıkçası. Şu şekilde. Şu an tam destek üzerinde. Bakın şurayı görüyorsunuz. Şurayı görüyorsunuz. Şurayı görüyorsunuz. 3 kere. Yani burası neresi? İşte tam kapanış. 1646 pardon 1467 seviyeleri. 1467 seviyeleri. Buraları aşağı kırmaması önemli. Aşağı kırarsa bir sonraki destek 1430'larda mı? Biraz daha aşağısı 1425'lerde arkadaşlar. Daha da aşağıya gidersek şuralar 1340'lara kadar gelir. Şunu ben bir daha klonla diyorum. Yani şurada artık şunları görmek adına bakın zaten direkt kendisi yapıştırdı oraya. Çok güzel oturdu. Son olarak bir daha bir klonla diyeceğim. Evet. Bu da burayı kapattı. Bir de şunu da diyelim klonla diye. Şu şekilde tam üste verdi. Ben bunu aşağıya gövdelerin bitimine getireceğim. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar yükselmiş yükselmiş. Kıra kıra gitmiş. Aralarda destek dirençlerdeki hareketleri görüyorsunuz. Nihai olarak burada. Buradan aşağı kırmaması önemli. Yukarı yönlü hareketlerin gelmesi durumunda öncelikle de 1646 seviyesi. Ha şurada arada bir tane daha çizilebilirdi. Yani o da ne 1580'lere gelir. Çok fazla destek direnç olmasın, kafanız karışmasın diye çizmedim. 1580 desek sonra 1660 seviyeleri. Daha sonra 1850'ler. Daha sonra da arkadaşlar 1970 2000 seviyeleri hedef olacaktır. Az önce desteklere de söyledik. Bir daha söyleyelim. 1425'te var. Şu an destek üzerinde arkadaşlar. Yani 1467 destek. Onu kırarsa 1425. Daha aşağılarda 1343. Daha da aşağılarda nereler var? Şöyle biraz daha gelirsek. 1150 seviyeleri destek olarak var. Şimdi bunların hepsini kaldıralım şöyle. Çizimleri kaldır diyeceğim. Son olarak şurada bir yataya bağlama söz konusu demiştik. Onu da bir çizelim. Şu şekilde bakın bir şurası şöyle. Bir daha çiziyorum onu. Üstte de tam şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir yatay kanal oluşmuş durumda. Yatay trend de diyoruz biz buna biliyorsunuz. Bu şekilde. Buraları kırması önemli. Ama şu an için hatta şurada da bir daha şey var. Bakın yani şu an çizeyim mi bilemedim. Çok fazla da çizgi olsun istemiyorum. Bakın şu çizdiğim şu 1460 mı? Evet bakalım. 1460 seviyesi. Aynen. Şu 1460'ta bakın şurada bir dönmüş. Şurada dönmüş. Burada da dönmek üzere. Burası önemli. Yani şu an 1460'ın altına kırmaması
Önemli. 1460'ın altına kırarsa 1404'te bir daha destek var. Üste hedefler direnç olarak da nereler takip edilebilir? 1620 sırasıyla sonra 1763. Yani şu yatay hareketin bozulması lazım. Yukarı yönlü bir hareketin gelmesi için 1763'ün aşılması lazım diyebiliriz genel itibariyle. Bunun dışında son olarak şunu da yapabiliriz. Onu da yapıp bitirelim isterseniz. Şunu şu şekilde aldım. Biraz da büyüteceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar, şurada Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağım şimdi. Neredeydi? Evet, düzeltme seviyeleri. Sanırsam en yükseği şurası. Burayı aldım. Bir de şurayı aldım arkadaşlar. Yani şu kaydırıyorum biraz ki tam ucunu yakalamış olmak için. Şunu da kaydırıp deneyeceğim. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Şu an için 1400 kaçtı şurası? 1481 mi? 1485 sanırsam. Evet, 1485'in biraz altında. Bunun üzerine atması önemli. 1486 mı? Evet, 1481 pardon arkadaşlar. 1481'in üstüne çıkması önemli. Çıkmaz aşağı yönlü devam ederse 1369'da destek var. Onun öncesinde de nerede? 1422'lerde destek var. Hedefler de şurada var zaten. Bakın. Öncelikle şurası 1550. Ya tabii şurayı kırması lazım öncelikle. 1484. Hatta 1481. Sonra arkadaşlar şu seviye 1550. Sonrasında 1603. Evet bakıyorum. Evet 1606'ymış. Şurası 1663. Sonrasında da arkadaşlar 1743 ve nihai olarak da 1844. Şuralar gözükmüyor da şu diğerleri şuradan okunuyor bakın. 0786 bir değeri buralar. Bu şekilde bu değerler de takip edilebilir. Genel yönü bu şekilde arkadaşlar. Temel ve teknik yönü bu şekilde. Bu arada kusura bakmayın ben şimdi fark ediyorum. Odanın ışığını açmadığım için bayağı bir karanlık gözüküyor. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüz kendiniz oluşturmanız gerekir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.